Evet. Kalabalık hem zor bir heyet yani. İnsan. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Sağ olun. Size zaman evet olsun. Her zaman. Her zaman. Siz nasılsınız efendim? Çok güzel. Sağ olun. Olur duydum. Ayağınıza sağlık. İyisiniz. Yine geleceğiz inşallah. Evet. Sizi ziyaret etmek istedik. İyi yaptınız. Ben uzun zamandan sonra bir başkanım gelmesi doğrusu. Evet. Sağ olun. Yüksek kurulumuzla daha kalabalığız ama İstanbul'da olanlar. Bir Zonguldak kandilen Ali Eyaroğlu var. Çağdaş Gazeteciler'den gelen. Tanıyorsunuz. Çok tabii yani evet. Hüsamettin Bey, evet, Nazlı'nın, evet, Doğan Şentürk, Yaptığım Başar Yalıtı, Ali Ayaroğlu, evet. Ahu biliyorsunuz bunun adıyla, Turgay Bayan Salak Yolu'nda ilerledi, Atilla Bekçi, Kenan Akın, Levent Yıldız, başkan TV haber müdürü, Fehmi Ketenci, Milliyet Ökenli, Doğan Satmış, bakan beni tanıyorsunuz, Uçan Atasoy, Ferek aynı zamanda. İkinci başkanımız Murat Bey. Koç Üniversitesi ve çok önemli bir hukuk adamı. Çok güzel. Dolu. Başarılar dileriz. Evet. Sağ olsunlar. Tabii çok saygın bir aslında hem konsey hem masa çok saygın. Yani sadece görevden ötürü değil. Ben de mutlu oldum sizleri ağırlamakta. Hani basınla ilgili konuşacak kişi ben değilim tabii. Yani ne diyeyim ki? Rıza'yı başkanım. Hani basınla ilgili ne diyeyim ben? Bir şey diyemiyorum. Tabii o sadece inşallah iyi olacak diyeyim. Mutlaka iyi olmalı. Çünkü orası önemli yani. Herkesin haber alma kaynağı. Orası iyi işlemeyince diğeri yürümüyor. Oradaki özgürlüğü, oradaki o iyi alanı oluşturmak zorundayız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hani bu konuda adil davranmaya ve basının anlamlı bir şekilde desteklenmesi konusunda şehir ölçeğinde aktif olmaya dönük kararlı bir yönetimiz. İşte içimizdeki arkadaşlarımızın birçoğu zaten bu süreçleri bilen insanlar. Hem Murat Bey olsun, hem Şükrü Bey olsun. Bu konuda hem takipçiler, hem etik kuralları gözeten, karar verirken ona göre hamle yapma konusunda ince davranan, titiz davranan arkadaşlarımız. O da bizim için bir avantaj. Ama neticede Türkiye'de nereye gitsek, yani bu ara yurt dışında nereye gitsek, hangi kurumla, hangi makamla karşı karşıya gelsek, yani ilk iki ya da üç maddeden birisi ülkemizdeki basın özgürlüğü ve basına müdahale ile ilgili süreçler. Bunu duymak bizi rahatsız ediyor, üzüyor ama böyle bir süreç yaşanıyor. Ben de yani farklı mecralar etkin dedim, işliyor dedim. Hani bu olabilir ama bir geçiş dönemidir. Her ülke yaşıyor bu sorunları. Yani son 100 yıla baksak en ileri demokrasi dediğimiz ülkelerde bile bu anlamda baskıcı ne dönemler yaşandı yaşanmadı değil. O bakımdan böyle söyleyip süreci biraz erteliyoruz. Ama çözeceğiz hep beraber. O zaman o geçenlerde 15-20 gün önce bir sene çıkar. Avrupa Basın Konseyleri Konferansı'nın. Biz hem Avrupa Basın Konseyleri'ni kabul edilen bir kurumuz. Çok önemli. Yani çok önemli söylüyorum. 30 yıldan sonra ilk defa Türkiye alanında. Ve dünyanın, Dünya Basın Konseyleri'nin kurucu başkanlığını üstlenmiştik. Okta Ekşi döneminde. Bana döndü ki, Pınar Hanım ne değişti?